Sevgili seyirciler, bu hafta da Adana'dayız. Şehirlerimiz asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam etmekte. Bu bölümde de deprem bölgesinin 20 sene süresince gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muaf bir serbest bölge haline getirilmesini bir kez daha belirtmek istiyorum. ...480 senelik Ulu Cami'ye gidiyoruz. Bunlar hiç trafik işaretlerinden anlamıyor arkadaşlar ya. Yaklaşık 500 senelik cami ha, 480 sene. Evet, hoş nereye geldiniz. Geldik biz? Bu Ulu Cami'miz çok eski bir cami herhalde. Çok eski ve çok özelliği olan, dünyada başka özellikleri olmayan özelliklere sahip bir cami. Mukarnas Kubbemiz var arka tarafta. Onu dışarıdan dolanıp göreceğiz. Ayrıca 3 mimari üslup var Sayın Bakanım. 3 mimari üslup. Yani Selçuklu, Osmanlı ve Memluklu. Yaklaşık 500 senelik bir cami ha. 480 sene. Evet. Memluklu döneminde Ramazanoğlu Halil Bey döneminde başlanılıyor inşaatına. Yaklaşık 30 yıl sürüyor ve Piri Paşa tarafından 1541 yılında bitiriliyor. Yani Osmanlı döneminde bitiriliyor. Bu Memluklu döneminde başlıyor. Orijinal hepsi. Hepsi orijinal. 98 Adana depreminde camimiz hasar gördü. Ve o restorasyon sürecinde de maalesef buranın Osmanlı'nın güneyde çok az gördüğümüz İznik Çinlilerimiz yaklaşık 220 tanesi çalındı buradan. Bunun 60'ı İstanbul'da bir evde yakalandı emniyet bilimlerimiz tarafından. Bir iki tanesi Londra'da müzayede ortaya çıktı. Hala devam ediyor. 150'si hala kayıp. Dışarı çıkmayacağız. Burası Batı Kapısı. Yine çok güzel bir kapısı vardır. Ama yukarıya bakacağız. Bakınız böyle bir tam bir Mukarnas Kubbe'yi. Dışarıdan da baktığımızda bunun pozitifini göreceğiz. Şu an bu içeriden negatifini görüyoruz. Sanki bunun içinden çıkardığımız parçayı tekrar üzerine koymuş gibi göreceğiz. Burası şifahane olarak kullanılmış ve camiden daha önce yapılmış. Adana Ulu Cami Anadolu'da çok nadir bir camidir. Maalesef burada eksik olan Çinlilerimizi görüyoruz. Palmet desenler, hançer yapraklar, mihrabı, minberi hepsi orijinal. Mermer. Bunlar orijinal mi? Hepsi orijinal Sayın Bakanım. Hepsi orijinal. Vitraylarına kadar her şeyi orijinal. Karahan. Memluk üslubudur. Deve kuşu yumurtasını biliyoruz. Ya, hani böceklere karşı. Örümcek falan. Tabii örümceklere karşı. Yani. Hala kullanılıyor. Hala kullanılıyor. Başka peki burada şey var mı? Mürekkep okkası falan bunlar da yok herhalde. Bunda yok. Göremedik. Belki eskiden bunları mı çaldılar? Bunlar maalesef buradan çalındı. Bunların hepsi 16. yüzyıl İznik Çinlileri, Osmanlı. Hala bu rengi bulamıyorlar. Bulamıyorlar, evet. Bakarsanız şöyle kabartmaları da görüyorsunuz, çok hissedebiliyoruz. Hemen yan tarafta Halil Bey'in, Ramazanoğlu Beylerin mezarı var. Dışarıda yine bir türbemiz var. Parkın kendisi de zaten mezarlıktı. Esas mezar odası aşağıda inilebiliyor ama aile ziyaretleri oluyor. Yani Ramazanoğlu Beyliğine mensup aileler bugün Adana'da hala aynı soy ismi taşıyan insanlar var. Onlara müsaade ediliyor. Buradaki tabii işçilik çok farklı. 500 yılda bir ruh var. Evet. Sıcak bölge olduğu için burası genelde kare planlıdır. Hemen hemen kareye çok yakın bir ebattadır. Kubbe Osmanlı, bazı motifler Selçuklu, minaresi Memluklu, mihrap Memluk. Yani Afrika'ya gittiğimizde, Kahire'ye gittiğimizde çok benzer yapılar göreceğiz. Müthiş. Kölemen Türkler denilse de onlar kendilerine hiçbir zaman Memluk demediler, Kölemen demediler. Evet,
Evet, Sayın Bakanım, burası medrese bölümü külliyenin. Atalarımız çok güzel bir sistem kurmuşlar. Ben bir Hristiyan episkopos gezdirmiştim Vatikan'dan. Külliye sistemini anlattığımda hayran kalmıştı. Biz dedi şapka açıp para toplamaya çalışıyoruz. Bizde hem eğitim yuvasıdır cami, hem buradaki hamamdan elde edilen gelirler veya vakıf eserlerinden elde edilen gelirlerle cami ve bütün buradaki eğitim sistemi de finanse ediliyordu. Aşevi de yapılmış, yani kente gelen parası olmayan insanlara da burada yemek ikram edilmiş. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız burada hat olsun, ebru olsun, yani ney? Çeşitli şeyler, sanatlar burada, evet, öğretiliyor bu odalarda. Evet. Ve özellikle ney eğitimi veriliyor. Vallahi güzel. Ve cumartesi günleri de öğrencilerimiz burada turistlerimize bazen güzel bir ney ziyafeti sunuyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. Çok güzel. Şimdi sevgili seyirciler, az evvel Ulu Cami'nin altında size bir kubbe gösterdik. Dedik ki buradaki görüntüsü negatif. Yani içeriden dışarı doğru. Şimdi o kubbenin dışarıdaki, değil mi hocam? Evet, evet. Şimdi ona sayın baktığımız bakalım. Zaman o da pozitif. Yani içeriden dışarıya doğru çekilmiş sanki. Evet. Müthiş. Çok zor bir işçilik. Değil mi? Çok, evet, zor. Başka hiçbir camide göremiyoruz Anadolu'da. Evet. Bir Irak'ta olduğu söyleniyor, evet. Bağdat'ta. Evet. Altına baktığımızda Sayın Bakanım hemen orada selvi ağacı göreceğiz. 3 tane, evet. 2 tane yılan başı görüyoruz. Evet. Camiden daha önce yapıldığı söyleniyor. Şifahane olarak yapılmış. Orası şifahane. Bulunduğumuz yerde, evet. Mezarlıktı. Çok 50'li güzel. Yıllarda. Burası Aşevi. Şu an İmam Hatip Ortaokulu olarak kullanılıyor. Aşevi. Çarşı hamamı yine vakıfa dahil. Burası da hamam herhalde. Evet, 500 yıllık diyebiliriz. 500 yıllık bir hamam. 500 yıllık 500. bir hamam, çarşı hamamı. O zaman zaten hep camiler, çarşı, hamam hep beraber tertemiz, herkes, bir insanlar temiz, evet. dolaşsınlar diye böyle bir sistem. Adana'da ilk kez düzenlenen Tesbih Fuarı 150 binden fazla insanın ilgisini çekmiş. Fuar bitti ama Tesbihçiler Çarşısı'na bir uğramak lazım. Şimdi bu Tesbih Doğal Taş Fuarı da ilk defa yapılmış. 22-25 Aralık içerisinde. Çok güzel, akıllı, evet. işler bunlar. Şimdi çok da başarılı olmuş. Burada değişik tip tesbihler var. Burası, evet. da aynı şekilde. Biraz ezgahımızı aç. Heh. Bir fotoğraf çek. Hocam ne fenadır ya. Hadi, şu, siz televizyondan izlersiniz. Allah Allah. Bereketli olsun. Sağ olun. Tesbihlerin bereketli olsun. Evet. Hoş bulduk. Nasılsın? Biz iyiyiz. Sağ ol. Sizler nasılsınız? Sağ ol. İyisiniz. Sizlere bereketli olsun. Bereketli olsun. Merhaba. Bereketli olsun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bu tesbihleri siz mi diziyorsunuz? Hazır mı alıyorsunuz? Diziyor da hazır da. He? Hazır da abi. Evet. Güzel. Adana tesbih sanatında son derece usta. Çok güzel sıkma. Yok, sağ ol. Eksik olma. Yok, sağ ol. Eksik olma. Hangisiniz? Sağ ol. Yok, sağ ol. Biliyorum. Bu ne? Alman zarı mı bu? Bu da kelibar zarı. Kelibar mı? Ateş yeri. Bu katalin. Evet. Katalin. Evet. Yanındaki de katalin. Katalin. Evet. İyi. Nasıl işlerin, iyi mi? İyi, çok şükür. Buna şükür. İyi. Bunlar ne? Bu sıkma kelibarı. Sıkma kelibarı. Evet. Ateş kelibarı. Bu? Bu fiberdir. Sıkma kelibarı. Sıkma kelibarı. Evet. İyi. Hayırlı işleriniz olsun. Hadi görüşürüz. Tamam. Plastik ambalajda dünya lideri bir üreticiye gidiyoruz. Maşallah. Sayın Başkanım. Evet. Ne kadar güzel sizi görmek. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür Efendim, ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. Şeref verdiniz böyle motorlarınızla. Vallahi dedik böyle, hem kendi şirketlerinin yönetim kurulu başkanı, evet.
hem bu kocaman organize sanayinin başkanını bir yerinde ziyaret edelim. Allah razı olsun, sağ olasın. Buyurun, buyurun geçelim. Buyurun efendim. Evet. Şimdi bu girişte rahmetli Abdüsütçü, evet, babamız. Evet efendim. Girişte fabrikanın bütün binalarının ana ünitesinde Abdüsütçü, Allah rahmet eylesin. Amin. Babanız çok erken yaşta kayboldu. Evet, tam 30 yıl oldu sayılır. 51 yaşında falan. 51 yaşında vefat etti. Evet. Hatırlıyorum. Şimdi sizleri yetiştirdi. Bekir, Ramazan, Mehmet. Salih, evet. Evet, size Salih'i. 4 kardeş. Evet, maşallah. Şimdi siz babanızın ismini koydunuz şirketin devamı sırasında. Evet, çok güzel. Peki burada bir yüksek okul görüyorum. Yüksek okul mu yaptırdınız babanızın adına? 2014 yılında o zaman biz, o zamanki sayın rektörümüz Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesi rektörüyle konuştuk. Organize sanayimizle ilgili sanayi işbirliğini geliştirmek adına çalışmalarımız vardı. Fakat biz de aile olarak ne yapabiliriz dedik. Hep rahmetli babam şunu söylerdi. Oğlum devlete ne yaparsın yaparsan devlete bir şey yapın derdi. Biz de Çukurova onu o zaman içinde bir yüksek okul açtık. 2000'in üzerinde. İsmi orada devam ediyor. Biz sağ olsun üniversitemizde ortaklaşa yaptık. Bravo. Katkı sağladık. İsim hakkını da aldık. Çok ve şu an için bütün tesislerimizden ziyade Sayın Bakanım bizim için bu Çukurova Üniversitesi Abdüsütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bana bir şey yaptınız dedi. En iyi yaptığımız harika bir efendim. Şey yapmışsınız. Evet. Başkanım, sizin bir taraftan kendi işinizi gücünüzü yaparken bir taraftan da organize sanayinin başkanlığını yapıyorsunuz. Evet. Yani kolay değil bu iş. Evet Sayın Bakanım, tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Tabii ki önemli olan yaşadığımız memleketimize de hizmet etmek. Bolşevik Başkanlığı'nda fahri olarak görev yapıyoruz. Görevlerin en kutsalı, sizler de daha iyi bilirsiniz, fahri olarak karşılık beklemeden yapmaktır. Evimizden daha fazla burada vakit geçiriyoruz. Değil mi? 27 yıldır buradayız. Bunların bir kısmını da yine organize sanayi bölgemizde arkadaşlarımızla beraber yönetim kurulu olarak görev yapıyoruz. Sağ olsun sanayicilerimizin oylarıyla burada seçiliyoruz. Sizler de çok güzel görevlerinizi yapan bakanımızsınız. Daha önceki dönemlerde bakanlık yaptınız. Seçmenlerimiz bizim buradaki sanayicilerimizdir. Aşağı yukarı da 12 yıldır. Organize sanayide yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyoruz. Bravo. Sizin o tecrübenizle, birikiminizle daha da güzel olur. Şimdi tabii burada ben hatırlıyorum sizlerle çok daha öncelerde, ilk başlarda çalışmalarımız sırasında ziyaret ettiğimiz zaman birkaç üniteniz vardı. Şimdi bayağı büyük bir konglomera haline, çok büyük bir kümeleşmeyi başardınız. Evet. Güzel işler yaptınız. Biraz anlatır mısınız? Neler yapıyor firmanız? Tabii şöyle arz edeyim Sayın Bakanım. 27 yıl oldu. İlk sanayiciliğimiz burası. Ama biz tüccar kökenliyiz. Alım-satım ticareti ikinci nesiliz. Allah rahmet eylesin. Rahmetli baba buranın kurucusu. Tabii. Bundan 30 sene önce çok erken yaşta, 51 yaşında babayı kaybettik. Sanayicilikte de ilk nesil olarak buradayız. Bizim ambalaj malzemeleri bildiğimiz basit anlamda plastik çuval, plastik ambalaj. Yani işin hem endüstriyel ambalajında hem de tarım ambalajında. Narenciyenin her türlü bunların üretiminin yanı sıra esas bizim en büyük özelliğimiz teknik tekstil kısmımızın oluşu. Evet, çok önemli. Burada duvardan duvara halıların taban kumaşları, tabii, suni çim halıların taban kumaşı, tabii, yani normalde banyo paspaslarının taban kumaşları gibi, teknik ipler gibi, evet, onların üretimi var. Yine günümüzde sizler bu bölgenin insansınız, daha iyi bilirsiniz. Bu muz seralarının üstünden o uzun ömürlü sera filmlerinin üreticisiyiz aynı zamanda. Çok güzel. Modern tarımda da biliyorsunuz eskiden saman balyalarımız normal çuvallara basılırdı. Şimdi otomatik paketleme makineleri, onların iplerini yapıyoruz. Normal özellikle domates seralarında diğer seraların dallarının iplerini yapıyoruz. Yani aklımda, ne yapmıyorsunuz diye aklımda da gelirse ben kabaca şöyle tabii samimiyetinize sığınarak şunu söylüyorum. Bana dostlarımız söylüyor ya biz çerçi gibiyiz diyorum. Ama şu var çok şükür biz kendi sektörümüzde hem ürün çeşitliliği hem teknoloji hem kapasite bakımından Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarının başında geliyoruz. Siz Türkiye'nin ihracatına da çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Hem Adana'nın ihracatına, Türkiye'nin ihracatına. Evet. Dünyaya da hizmet veriyorsunuz. Çok güzel bir şey. Allah razı olsun. Kutluyoruz sizi. Mesela geçtiğimiz günlerde Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne ödül verdiler. Adana'mızda en fazla ihracat yapan ikinci firmayız. Maşallah. Şükürler olsun. Akdeniz bölgesinde de üçüncü firmayız çok efendim. Çok güzel. Komple. Ama o zamandan belliydi. Eskiden ben size geldiğim zaman onu görmüştüm yani. Sizin evet, bu firma hakikaten koşuyor.
Ben de koşanları daha çok desteklemeyi tercih ediyorum. Sizin gibi genç, dinamik bizde olmaya çalışıyoruz. Zaman, evet. Çok güzel, sizlere de bir şey yaptık. Nedir hatıra o? Şöyle, bakayım. Sayın Bakanım işte evet. Bizim için anlamlı. Yani sizleri unutmadığımızın evet. göstergesi. Özellikle bugünün anısına bir güzel bir albüm yaptık. Çok ama güzel. Bu ne anısı? 29.7.2005 yılında Devlet Bakanımız Kürşat Tüzmen'in fabrikamızı ziyaret efendim. Vay buyurun vay işte. Vay. 17 evet. sene önce. Yalnız orada saçlarımız simsiyah. Simsiyah ya. Şimdi beyazlar. Şimdi biz buymuyuz yani. Vallahi evet efendim. Bak, böyle de biz size sürpriz hazırladık. Vallahi Sayın çok Bakanım. Harika olmuş. Hakikaten. Maşallah ya 17 sene evvel 29.7.2005 yılında evet. o zaman tek bir plastik fabrikasında ondan sonra çok üniteler yani şimdi bir Türkiye sana bakıyorum bir kendime dönüyoruz. Bakıyorum Bekir Başkanım yani hakikaten seneler bizden epey evet. şey alıp götürmüş ama Türkiye'ye kattıklarımız evet. bizim hiç olmazsa kendimizi bu alanda rahatlatmamıza sebep oluyor. Gururla çok söyleyeyim güzel. Sayın Bakanım çok bu unutmadığımızın evet. göstergesi. Yani bunu hani sizlerin de haberi yok. Sizin de böyle beraber birleşeceğimizi anlayınca ben eski şeyler evet. var bende dedim ki Sayın Bakanımıza güzel bir sürpriz yapalım. Çok teşekkür ederim. Zaten sizler daha fazlasına layıksınız. Niye? Hizmetlerinizi biz unutmadık. Çok sağ olun. Eksik İhracattır olma. Diğer şeylerle böyle sizlerle sağ daha ol. Çok bir... Tabii. Yani siz bizi gururlandırmışsınız o zaman. Yani ben sana söyleyeyim bir yakışıklılığından bir şey kaybetmemişim. Öyle mi? Tabii. Allah razı olsun. İdare Allah. Ederiz yani. Hala böyle evet. bakıyorum. Allah razı olsun. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek sağ efendim ol. Böyle sağ güzel anılar. Evet, böyle sizleri hem karşılarken evet. hem yolcu ederken. Evet. Ya ne kadar güzel. Ben de orada tabii bütün enerjimi sizlerden alırdım. Allah çünkü razı olsun. Sizin gibi başarılı sanayiciler bizi hakikaten işimizde çok ciddi bir şekilde motive ederdi. Şevk ve heyecan. Bir de sektörü öğreniyorduk. Bilmiyoruz ki yani nasıl olur, plastik nasıl, iplik nasıl, pamuk nasıl. Böyle sizlerden de biz çok şey öğrendik ama makro olarak da biz bir şeyler vermeye çalıştık. O zaman şöyle yapalım. Buyurun evet. beraberce bir tabii. tesisi dolaşalım. Peki, hadi. Peki. İşletmelerimizin etrafı narenciye bahçesi gibidir. Görüyorsunuz harika. Yüzlerce evet. Yani tamamen Adana organize sanayimiz ve böyle bizim evet. gibi sanayicilerin tamamı. Buradan baktığınız zaman yeşil alan. Etrafında palmiyeler var, ağaçlarımız evet, çok var. Çok güzel. Bu görmüş olduğunuz tesisler de hep kendi şirketimize ait. Benim efendim. De çok hoşuma gidiyor. Bu yani bu kadar modern sanayi tesislerinin evet. yanında, içinde, etrafında böyle bir yeşillik olması. Siz tabii aynı zamanda karbon ayak izi ve yeşil üretimle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Gerek organize sanayide olsun, evet. gerek sizin tesisler. Bildiğim kadarıyla sizin işletmelerimizin üstü hep bizim güneş enerjisiyle kapalı değil mi? 9 tane tesisimiz var. Evet. 9 tesisimizin üstü de tamamen 22 megawatt. Akdeniz bölgesinin tüm sanayi kuruluşları da dahil en fazla çatısında güneş enerjisi olan firma da 22 yapıyoruz. Megawatt çatılarınızda evet. var. Sadece çatıda var 22 vallahi megawatt. Bravo ya. Evet. Böyle bir enerji kaynağını kazandırıyorsunuz. Bir taraftan geri dönüşüm yapıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Kendi bunlar, atıklarımızı kendimiz geri dönüştürüyoruz. Bunlar bizim son derece önem verdiğimiz konular. Sizi tebrik ediyorum. Ne demek? Şeref verdiniz. Gerçekten izleyicilerimizle buluşturduğumuz için mutluyum. Evet. Görüyorsunuz. Güzel. Benim şehrim Adana'da evet. Bekir Başkanımızın yaptığı çalışmaları biz gayet iyi bir şekilde görüyoruz. Evet, güzel de nostalji de yaptık. Yaptık. Sizleri unutmadık. Unutmadığımızın ispatı da Sayın Bakanım. Çok devletimize değerli. Hizmetlerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Biz efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah bereketinizi arttırsın bütün tekrar. Bütün işçilerinizle beraber. Sağ olun efendim. Sırada alanında ihracat şampiyonu bir şirket var. Bossa Tekstil dünyada gururumuz olmaya devam ediyor. Günaydın. Günaydın. İstanbul Başkanım.
Nasılsınız? Ne var ne yok? Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. İyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekstil fabrikası. Dünyaca ünlü bir marka. Dünyaca ünlü. Evet. 1951 yılında kurulmuş. Türkiye'nin en eski tekstil fabrikalarından bir tanesi. Evet. Daha çok denim ağırlıklı, spor giyim. Denim kumaş. Denim kumaş üretiyoruz. Geçelim buyurun, görelim. Buyurun Sayın. ...70 seneyi aşkın evet. bir geçmişi olan bir evet. fabrikadayız. Evet, ama son derece modern, gayet evet. güzel yenilemeler yapmışsınız. Buyurun, evet, Sayın Bakan. Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesi tekstil konfeksiyon sektörü ve tekstilin içinde denim çok önemli bir kumaş üretimi alanı. Kaç milyon metre üretiyorsunuz? Sayın Bakanım, bizim kapasitemiz aylık... Yaklaşık 5 milyon metre. Oldukça önemli bir kapasite. Evet, denim için önemli bir kapasite. Dünyada çok kabul görmüş yani yüzyıllardan beri, hemen hemen yüzyılı aşkından beri kullanılan bir, daha çok kot diyorlar bizim memleketimizde. Kot kumaşı deriz. Evet, kot kumaşı deriz. Evet, dünyada çok bilinirliği olan bir kumaş üretim merkezi diyebiliriz. Kaç işçi çalışıyor? Bizim toplam grubumuza yaklaşık 4000'e yakın işçi çalışıyor. Allah da Allah arttırsın. Allah razı olsun. Burada 1700 kişi çalışıyor. Tabii yani burada ihracata çok önemli katkı sağlıyorsunuz. Evet. Sayın Bakanım, bizim zaten ürünlerimizin hemen hemen %80'inden daha fazlası ihracat. Dünyada şu anda 50'nin üzerinde ülkeye ihraç yapıyoruz. 50 ülkeye. Bunun ağırlıklısı Avrupa ülkeleri, Amerika ve diğer ülkelerden oluşuyor. Kaliteli kumaş olduğu için esas. Kalitesinde hiçbir tartışma yok. Çok bilinen bir marka zaten dünyada. Şimdi burada içinde bulunduğumuz tesiste hangi bölümler var? Burada entegre bir tesis. Burada sıfırdan ham madde, pamuk yani. Ham maddemiz pamuk bizim de. Pamuk. Pamuk giriyor. Finalinde kumaş olarak çıkıyor. Konfeksiyon ürünü için dışarıda başka herhangi bir konfeksiyon fabrikasında yapılıyor. Hı. Burada da kumaş üretiliyor. Tamam. Sıfırdan pamuk geliyor hı. ve kumaş olarak çıkıyor. Evet, denim kumaş çok olarak güzel. Çıkıyor. Bu kolay bir iş değil. Şöyle yapalım. Biz yapalım. Şimdi konuşma değil de yerinde görelim bunları. Tamam. Hadi nasıl buyurun. Ederseniz buyurun. İsrafil Başkanım, size bağlı birçok şirket var, birçok sorumluluk projeleriniz var. Bir taraftan da Adana Sanayi Odası gibi çok köklü bir kuruluşun meclis başkanlığını yapıyorsunuz. Evet. Kolay değil. Tabii arkada bakıyorum sizin şirketlerin içerisinde, Bossa bir tanesi, onun içerisinde birçok böyle markalar yaratmışsınız. Tabii Adana herhalde böyle bereketli topraklara sahip tarihten beri. Adana sanayide de çok öncü bir şehir. Verimli topraklarıyla, tarımıyla beraber ama ilk sanayileşmenin başkentlerinden bir tanesi. Belki şu anda hak ettiğimiz yerde olmayabiliriz yani zaman itibariyle. Ama Adana'da önemli bir sanayi kültürü var. Yatırım için Adana çok uygun bir yer. Ben sizin vasıtanızda da hem sanayi odasındaki görevim hem de bir Adana'da burada iş yapan birisi olarak, burayı da bilen biri olarak yatırımcıları ben Adana'ya davet etmek isterim. Çok güzel. Adana çok güzel ve verimli, bereketli bir bölge. Doğru. Sevgili seyirciler, duydunuz. İsrafil Başkanım hepinizi Adana'ya davet ediyor. Ama sanayicileri daha da özel bir şekilde davet ediyor. Buraya gelin yatırım yapın diyor. Buyurun. Sayın Başkanım, sizin ürünler bittikten sonra konfeksiyona girip ondan sonra bu şekilde karşımıza geliyor değil mi? Bunların her biri son derece kaliteli. İşlemle bitmiş, kullanıma hazır hale gelmiş olanlar. Evet. Bunlar bizim mumune ürünlerimiz Sayın Bakanım. Son derece moda, renkler, görüntü. Zaten bu da enteresan bir şeydir. Ben bu denim kumaşı, kot kumaşı anlamam. Seneler oldu, 100 seneden fazladır değil mi? Evet. Dünyada evet, hala evet. da aynı renk, aynı tip. Hepsi şey yapıyor. Evet. Her geçen günde kullanım artıyor. İzleyicilerimiz görsün. Evet. Ama bu tabii bizim burada fabrikada üretilen denim kumaşın vardığı yeri göstermek açısından izleyicilerimize anlatıyoruz. Bunlar da sizde öyle mi? Evet. Hepsi. Evet. Son derece güzel. Ya burada hazır Ar-Ge müdürü Serdar Bey var, genel müdür Onur Bey var ve böyle bakıyorum elimizde bir tane böyle yamalı bir denim kumaş
Bizim zamanımızda bunları giymek ayıptı ya. Böyle ben hatırlıyorum, herkes yamalı dolaşırdı falan ama ayıptı yani böyle giyinmiş. Şimdi tam tersine döndü dünya. Ne diyorsun en gençli olarak sen? Vallahi ben de yeni yeni alışıyorum. Sen giyebilir misin bunu? Biz motorcu arkadaşları buraya yollayacağız. Vallahi giyeceğiz herhalde yani. Peki. O da buna peki. Peki ya. Önceden utanılıyordu, şimdi zenginlik. Bunu yapmak ekstra bedel istiyor. Evet. Gerçekten kişi bana özel olsun dediği için. Yani bu yama falan ekstra bir maliyet, evet. Ekstra bir işçilik değil mi? Peki. En genç uçurumda böyle dedi yani. Peki. Sevgili seyirciler, biraz gürültüleri duyuyorsunuz. İçeride hiç konuşamayacağımız için ses yükü var. Kulaklarımız zarar görmesin diye bunları takacağız. İçeride open end, hem ring dediğimiz iplik dokuma atölyeleri bütün fabrikanın en ana hattını kendisi oluşturuyor. Peki burası çok büyük, kaç metrekarelik bir alan üzerine kurulu bu sizin tesis burada? Hay bakalım, burası 250 bin metrekare. 250 bin metrekare. Aralarında 210 bin metre kapalı alanımız. Neredeyse yani 5-6 tane futbol sahasından büyük. Evet. Bu müthiş bir büyüklük. Allah bereketli kılsın. Şöyle bir bakalım. Şimdi nereye geldik? Hangi bölümdeyiz? Hay bakalım. Burası halat boya. Yani denimde farklı bir boyama sistemi var. Şimdi size onu göstereceğiz. Şu genç arkadaşın taşıdığı boyanmış ürün. Yok. Değil mi? O boyanmış ürün. Evet. Şu şekliyle. Bunlar ileride çözgüler var. Bu şekliyle bu hale getiriliyor halat çözgülerinden. Buradan her biri bunun ayrı ayrı her bir tel boyanıyor. Her teli ayrı ayrı. Her teli ayrı boyanıyor. Onu nasıl sağlıyor? İçerisine boyayı hepsine eşit ağırlıkta nasıl verebiliyor? Sistem öyle yani. Sistem verebiliyor tabii. İçine yani, tabii, tabii. İşliyor. İleride bu her biri ayrı ayrı ayrılıyor zaten boyanın boyama esnasında. Size orayı da bir göstereceğim. Evet, buyurun arkadaşlar görelim. Bu denimdeki yani özelliği bu yani. Gel. Boya nereden geliyor diyor bak Sayın Bakanım. Nereden alıyoruz boyayı? Boyayı nereden Almanya'da alıyoruz? Boyayı Almanya'dan alıyoruz. Almanya. Evet. Biz yapamıyor muyuz bu boyayı? Biz şu anda yapmıyoruz ama şu anda çalışmalar devam ediyor. Alabilir. Evet. Sayın Bakanım oradan geliyor. Evet. Öyle çeşitli aşamalardan geçiyor. Burada boya almaya başlıyor. Evet. İlk boya bakın. Alma yeri burası. Evet. Burada boyayı almaya başlıyor bu teknelerden. Ne kadar zaman kalıyor? Suyun içinde kısa bir süre kalıp o boya haznesinden devam ediyor. Tabii, devam ediyor. Devamlı akıyor bu yani. Böyle sabit kalmıyor bu. Arka peki rengi tutturmak için kaç havuzdan geçiyor bu yani? Onlarca havuzdan geçiyor yani. Onlarca havuzdan geçiyor. Her biri bunların ayrı ayrı bir prosesi. Her bir ipliği ayrı boyuyor yani. Ayrı boyuyor. Evet. İleride de tekrar elementlere dediğimiz aparatları tekrar açıyor. Böyle en sonda da kurutma mı var? Burada kurutuyor. Buradan yaş geldiği için boyada bunlar da hepsi kurutma. Kuruduktan sonra da boyanmış haliyle bu kazanlara aktarılıyor. Evet. Boyanmış. Boyanmış. Artık bunlar boyalı bir iplik grubu. Her bir iplik ayrı boyalı. Ayrı boyanıyor. Evet. Şimdi Orada boyandı. Boyandı. Burada lementlere sarılıyor. Evet. Yani o iplikleri dokumaya hazır hale getiriyoruz. Buradan biraz önceki gördüğümüz dokumalara götürüp orada dokumaya başlıyoruz. Bu şimdi siparişe göre verilen gelen bir boya renginde bir denim kumaş olduğu gibi binlerce metre, milyonlarca metre üretiliyor. Ondan sonra tekrar o şeyler renge göre değişiyor. Bobinler, leventler tekrar değiştiriliyor. Baştan alıyor. Kolay bir iş değil. Sevgili izleyiciler görüyorsunuz meşakkatli bir iş bu. Tekstil sektörü gerçekten çok oldukça meşakkatli bir iş. Sayın Bakan. Çok.
Çok. Yani her iş zor ama bizim iş zor. Gerçekten çok emek yoğun, zor. Çok zor. Dikkat edilmesi doğru. Gereken doğru. Bir durum. Bunlar da tabii ayrı ayrı kendi kategorilerinde önemli prosesler. Yani sektörün olmazsa olmadı. Bu prosesler olmadan kumaşlar bu hale gelmez. Yani bir ürünün kumaş olabilmesi için gerçekten çok ciddi onlarca prosesten geçiyor. Emek sarf edilmeden hiçbir şey güzel olmuyor. Olmuyor. Yani hele bir de böyle önemli bir markayı daha da sürdürebilmek için daha da hassas olmamız gerekiyor yani. Sayın Bakanım, öndeki gösterdiğiniz halat boyaydı. Halat boyadan tutar ki başka sistem. Bu da yine boyama, bu da slasher boyama. Slasher'da da bu şekliyle iplikler açık halde giriyor. Evet. Buradan göre her biri iplikler yine giriyor. Yine ileride göreceğiz boyanmış haliyle. Yine ipliğin her birini boyuyoruz ama. Her birini boyuyoruz, evet. Daha sonradan ham dokunarak boyanan bir şey değil. Evet. Özelliği ipliğinin boyanmış olması. Bu makinalar böyle 50 metre, 60 metre boyu olan makinalar. Maşallah. İşte burada boyamaya başlıyor. Orada beyaz. Evet, burada boyamaya başlıyor. Boyuyor, yıkıyor, boyuyor, yıkıyor. Bu tabii kolay değil. O denim kumaşlar en dayanıklı kumaşlar. Evet tabii. Evet. En dayanıklı hale gelebilmesi için bu kadar üstünden işkence görmesi lazım. İşte finalinde de buraya Levent olarak çıkıyor burada. Burada çıkıyor. Levent'ler hazırlanıyor. Levent'lere dokunuyor. Sonra evet, dokunuyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İsrafil Başkanım, gerek siz, gerek buradaki üst düzey yönetici arkadaşlarına baktığım zaman hepiniz bir yeşil kavramını çok güzel bir şekilde fabrikaya yerleştirmişsiniz. Yöneticilerinize bunu aktarmışsınız ve gördüğüm kadarıyla karbon ayak izine çok dikkat ediyorsunuz. Neler yapıyorsunuz bu alanda? Yani bu enerjinizin kaçta kaçı güneş enerjisi veya diğer enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanıyor? Var mı böyle Sayın bir çalışmalarınız? Efendim, şu anda bildiğiniz gibi bu Avrupa'nın da bize dayattığı ama bizim için olmazsa olmaz bir yeşil çevre, karbon ayak izini azaltmak vesaire gibi buna mutlak surette önem vermemiz şimdi gerekiyor. Şimdi geliyorlar bizim gibi fabrikayı dolaşıyorlar ama size diyorlar ki bakın karbon ayak iziniz nedir, evet. Değil mi? Ama onlar bize zorlamadan önce de biz çok eski yıllardan beri zaten bizim belli. Çevreci bir hem OSB'miz hem de bizim fabrikamız gerçekten oldukça çevreye duyarlı bir dizayn edildi. Dolayısıyla devamında da biliyorsunuz ki bu Avrupa'daki özellikle zincir mağazalar çevreye daha duyarlı yerlerden alışveriş yapmak istiyorlar ve bizi zorluyorlar. Burada da yani biz onları da niye böyle yapıyorsunuz demiyoruz çünkü olması gereken bu. Çevre gerçekten yani bizim olmazsa olmazımız. Enerjimize gelince şu anda biz burada %20 civarında güneş enerjisinden yapıyoruz. Şimdi yeni yönetmenlik de çıktı. İnşallah biz 2023 sonuna kadar elektrik enerjimizin tamamını, yakınını güneş enerjisinden sağlamayı planlıyoruz. Geliştireceksiniz. Evet. Yani şimdiki çatılarımız da var bizim. Burada fabrikanın üstünde bütün güneş enerjisi. Yani yaklaşık 220 bin metrekare bir kapalı alan var. Onun üstü tamamen güneş enerjisi. Ama bu bizim %20'mizi karşılıyor. Evet. Şimdi yeni çıkan yönetmenlikle beraber fabrika dışında da güneş enerjisi kurup burayla burada tüketebileceğimiz yasası çıktı.
Dolayısıyla biz şu anda hızlı bir şeklinde bir yıl zarfında bunun tamamını güneş enerjisine sağlamayı planlıyoruz. Çok güzel. Bunları duyduğumuzda daha çok iyi hani tabii bilirler bu karbon. Tabii. Yaklaşımı gerçekten yeşile ve çevreye önem verecek evet. şekilde çalışanlarımız aynı Peki. şekilde. Hatta geçtiğimiz yıllarda bölgede en yeşil madde seçildik. Bravo. Bravo. Ayak izine gelince de hem üretimlerimize, proseslerimize, direktçilerimizle görüşmelerimize hep ayak izini düşünerek hareket ediyoruz. Ki bunun da her ürün başına hesaplamasını evet. yapıyoruz. Çok güzel. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz benim şehrim Adana çevre bilincinin, karbon ayak izinin tam farkında. Gerek organize sanayi bölgesi, gerekse diğer yerlerinde bunu hem kendileri yaşıyor ve yaşatıyor. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizi ve arkadaşlarımızı böylesine bir günde Türkiye'nin en önemli değerlerinden birilerini burada üretirken, siz katma değer sağlarken, ihracat yaparken izlemek bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. Eminim bizim izleyicilerimiz de bu mutluluğu bizlerle beraber tadıyordur. İnşallah. Çok teşekkürler. Sayın Bakanım, biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten buraya gelip bizi ziyarete onurlandırdınız. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibinize de teşekkür ediyoruz. O şeref, o onur bize ait. Olun. Sağ olun İsrail Hüzün Başkanım. Görüşmek üzere. Ediyorum. Sağ olun. Sağ Hayırlı olun. Günler sağ diliyorum olun. Arkadaşlar. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Adana'yı sizlere anlatmaya devam edeceğiz.